Herkese merhabalar. Çarşamba iddia bülteniyle karşınızdayız. Yorumcumuz Kerimcan Özdal'la birlikte çarşamba iddia bültenini konuşacağız. Öncelikle Kerimcan Özdal'a hoş geldin diyelim programımıza. Hoş bulduk seni. Kerim, bugünü konuşacağız. Bugünü de değerlendireceğiz ama ben Rıdvan'a buradan bir tebrik göndereyim. Dün Real Madrid dedi. Evet. Gerçekten çok önemli bir galibiyet aldı Real Madrid. Ve Rıdvan'ı tebrik edelim, seçimden yani, dolayı tebrik edelim. Bu seçimi yapan sanırım tek kişi yani, diyebiliriz. 10 kişiden biriydi yani dünya üzerinde. Real Madrid Ramos'un 2 golüyle açılışı yapmasıydı arkasından Ronaldo. Evet. Finalin bir ismi belli. Lisbon'da Real Madrid kesin olacak. Fakat rakibi kim? Chelsea mi? Atletico Madrid mi? Evet. Bugün 2 tane tek maç var. Futbolda Chelsea Atletico Madrid, basketbolda ise Galatasaray Fenerbahçe, daha doğrusu Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Galatasaray seride 2-0 önde. Selahi o maçla ilgili tek maç videosunda sizlere tercihini paylaşmıştı. Biz de futbolla ilgili tercihimizi paylaşalım. Çok maç yok ama güzel maçlar var, tek maçlar var. Evet. Nesne.com'da umarım ki sizler de bugünü kazanarak geride bırakırsınız. Chelsea, Madrid ilk maç 0-0. Chelsea kaleyi ördü. Atletico Madrid'e izin vermedi ama bu sırada hem kalecisini hem de Terry'i, hem de Terry sakatlandı. Enteresan haber, antrenmanlara çıktığı haberi. Evet. Burada hani Mourinho'nun bu tip taktikleri daha önce yaptığını biliyoruz. Bana göre Mourinho taktiği. Hani rakip takım teknik direktörünün bu oyuncular da oynayabilir kafasına bunu yerleştirmeye çabası diye düşünüyorum. Ona göre taktiğini düzenle ama oynayacaklarını beklemiyoruz. Oynamayacaklar kim olacak? Çeh yerine Schwarzer olacak. 41 yaşında bir kaleci. Evet. Hani tecrübesi Liverpool var. Liverpool maçında da bu arada. Liverpool maçında da gayet iyiydi. Defansta Terry yok ama işte Kahil var. Ivanovic stopere kayabilir. Yine tabii ki David Luiz de bir başka alternatif. Her ne kadar ön libero kaydırılması beklense de. Çok büyük, tabii ki önemli isimler ama ben Lampard çok cezalı. Büyük eksiklikler olduğunu düşünmüyorum. Lampard evet. Cezalı, Mikel cezalı. Diyor. Hani kağıt üzerinde baktığımızda Che, Terry, Lampard, Mikel. Aslında önemli isimler. Önemli 4 ismi yok. Eto'o ve Hazard'ın durumları belirsiz. Onların da maç saatine yakın belli olacak. 20-45'te bir kadrolara bakmanızda tabii ki her zaman olduğu gibi fayda var. Atletico Madrid'de Gabi cezalı. Orada çok böyle sansasyonel bir eksik. Alternatifleri çok alternatifleri var. Sansasyonel bir eksik yok. İlk maçın bir kopyası olur mu? Ben ilk yarı beraberliğini düşünüyorum. Yine çok kontrollü bir maç olabilir. Belki 120 dakika olabilir. 90 dakika berabere de bitebilir. Hani hata yapanın şöyle ki geri dönüşü olmayabilir çünkü maçta. Chelsea'nin hatırladığımız gibi Paris Saint-Germain deplasmanında 3-1 yenilip evinde bir 2-0'lık galibiyeti evet. Vardı. Yani Mourinho evinde her türlü galibiyeti oynatıyor. Ve şimdi kazanmak zorunda da değil kağıt üzerinde. Evet. Sonuçta 0-0'la geliyor. Evet. En azından yenemese bile golsüz beraberlikle devam ediyor. Evet ama hani golsüz beraberliktense ben hani Chelsea'nin Atletico evet. Maçı golsüz beraberliğin bozulması ister. Bence Chelsea ister. Bu anlamda ben Chelsea'den biraz daha atak bir oyun bekliyorum. 1-1 çünkü Atletico Madrid yarıyor. Hemen söyleyeyim deplasman golü avantajından dolayı. Burada ben hani maçın yine 0-0'da ya da 0-1 gibi skorda kalmasını beklemiyorum. Ben Nesin.com'daki yorumumda da belirttim. Bu maçta bana göre defansta hata yapan, ilk hata yapan takım bu anlamda zorlanacak. Kim olur? Ben Atletico Madrid eğer hata yaparsa Chelsea'nin önce 1-0 ardından kontrayla 2-0 yakalamasını bekliyorum. Yani en az 2 gol bekliyorum burada. Diğer türlü senaryo ise maç için Atletico Madrid'in öne geçmesi durumunda Chelsea'nin burada Atletico üzerinde kuracağı baskıyla en azından bir gol bulmasını bekliyorum. 2-3 gol. Evet, burada da yine 1-1'lik skor benim aklıma gelen durum. Burada da 2-0 ya da 1-1'i beklediğim için gol 2-3'ü ideal tercih olarak sunuyorum. Pekala. Tek maçla ilgili tercihlerimizi paylaşmış olduk. İlk yarı 0'ı düşünüyorum. Kerim toplam gol 2-3 gol bahisini aktardı. Tabii hemen hızlıca bugünle ilgili diğer tercihlerimizi de paylaşmış olalım ki bugün Fenerbahçe Galatasaray basketbol bülteninde de tek maç olduğunu hatırlatalım. Sparta Prag şampiyonluğunu ilan etti. Şimdi kupada bir rövanş maçları var. Sparta Prag tabi keşke diğer oyunlar da olsaydı dedirten bir maç olmuş bu iddia bültenindeki. Sparta Prag kendi evine Japonya ilk olmak edecek. 3-1 kaybetmişti ilk maçı. Çok düşük Sparta Prag galibiyetinin oranı ama yine bir 2.5 gol üstü çıkabilir. Kesinlikle. Oranı yukarı çekme adına değerlendirebilir. Yani 3-1'in rövanşında ne olacak? Jablonek ne kadar defansif oynayabilecek? Ne kadar tutabilecek Sparta Prag'ı? Bence çok zor. Sparta Prag tur için elinden geleni yapacaktır. Tabi burada Jablonek'in kontratak oyunu ve hani üstüne gelecek rakibe karşı bulacağı pozisyonlar olacak. Çok net bir bence 2.5 üstü maç. Çok ciddi bir güç farkı da var evet. İki takım arasında. Yani burada sonuç tercihindense çok gollü bir maç olması beklendiğinden. Yani ben yukarı, hani, oranı da yukarı çekme kesinlikle. Adına değerlendirilebilir.
Libertadores her zaman olduğu gibi gece Libertadores'ta heyecan devam ediyor olacak. Nesine.com'da bu maçları canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Biz iki maçı konuşacağız. Serra Portena, Cruzeiro, Guiza'nın formasına giydiği Serra Portena çok şanslı devam ediyor bana göre. Çünkü Brezilya'da oynanan maçta izleyenler mutlaka hatırlayacaktır. Yani maç 1-1 bitti ama Cruzeiro müthiş baskılı oynadığı bir maçı kazanamadı. Şimdi Cruzeiro'nun orada kazanmak zorunda olduğunu söyleyelim. Çünkü orada enteresan kurallar da var. Yani Libertadores'te enteresan kurallar da var. İşte aynı skorda biterse deplasman golü kuralı geçerli değil, uzatmaya gidiyor gibi durumlar var orada. Ama Cruzeiro rakibine göre daha iyi durumda. Ben sistem ve sürpriz kuponlar için 0'dan 2'yi tercih edeceğim. İdeal kuponlarda ilk yarı 0'ı öneriyor olayım. Evet. Güzel bir tercih. Burada yine ilgili ben gollere yöneleceğim. Cruzeiro'nun kazanma isteği, zorunda olması ve atak oynayacak olması Serra Portena'nın evinde gol bulma ihtimalini artıracak. Ama Cruzeiro da bu maçı kesinlikle boş geçmeyecektir. İlk maçta olduğu gibi ne var tercihini ön planda tutuyorum. Cruzeiro bu arada tam bir tecrübeli isimlerin doluştuğu bir kadro. Baptiste'si, Roberto'su hepsi orada. 35-36 yaşındaki tüm Avrupa'da önemli başarılar kazanmış, önemli kulüplerde oynamış isimler de Cruzeiro'da oynadığını hatırlatalım. Ve 449 bir başka Brezilya takımı bu kez kendi sahasında bir Arjantin ekibini, San Lorenzo'yu konuk edecek. İlk maç çok keyifsiz geçti. Evet. San Lorenzo 1-0 kazandı. Yani Gremio'da yeter dedi bana bu skor. Ben evimde işi bitireceğim havasındaydı. İkinci yarı çok iyi. Yani neredeyse kaleye şut yoktu ikinci yarı. Çok güzel bir maç olmadı. Bu sefer kendi evinde ben Gremio'nun avantajlı olduğunu düşünüyorum. Kolay bir eşleşme değil. San Lorenzo, Arjantin zaten defansif oyunu iyi yapan takımlarından. İlk maçta da bunu uygulayıp 1-0 kazandı. Rövanşta da tabii ki maça çok temkinli başlayıp öncelikle rakibin üstüne gelmesini bekleyecektir. Bu anlamda ilk yarıdan gol çıkma ihtimali çok düşük buluyorum. İlk yarı 1.5-6 benim en ideal tercihim. İkinci yarıdan bir kere geldi San Lorenzo. İkinci de bir kez geldi. Benzer bir oyun olacak ama burada tabii ki hani Gremio'nun bulacağı goller bence maçın 2.5 üstüne ya da altına gitmesine neden olacak. Hani burada biraz şüphem olduğu için ben ilk yarı 1.5 altını en ideal tercih olarak görüyorum. Pekala, ben de maç sonucu biri paylaşayım ve bu programın bugünkü bülteninin sonuna gelmiş oluyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm üyelerimize bol şanslar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.